Van'da Türkiye'de olduğu gibi mülteciler birçok sorunla karşı karşıya. Birincisi mültecilerin hakikaten çok derin yaşam koşulları, yoksulluk koşulları içerisinde yaşıyorlar. Barınma. Mültecilerin hemen hemen çoğunun %95'inin üzerinde mültecinin kaldığı evler kalınmayacak derecede kötü evler. Rutubetli, yaşam koşulları ağır evler. Beslenme konusunda yine çok ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Sağlık sigortası açısından özellikle 18 yaşın üstündeki mültecilerin çoğu sağlık sigortası konusunda sorun yaşıyor. Bir diğer ve en önemli unsurlardan bir tanesi de bütün bu mağduriyetlerin yanında mültecilerin arafta kalması halidir. Ne demek istiyorum? Yani mülteciler aslında üçüncü bir ülkeye gitmek için Türkiye'ye geliyorlar. Türkiye'de kalmak için Türkiye'ye gelmiyorlar ama birçok mülteci 10 yıl, 15 yıl Türkiye'de kalıyor. Ne Türkiye'ye yerleşebiliyor, bir yaşam düzen kurabiliyor, ne bir başka yere gidebiliyor. Ve bir arafta hali, ben bunun da çok önemli bir ihlal olduğunu düşünüyorum. Mesela geri gönderme merkezleri çok topluma, dışarıya çok kapalı merkezler. Ve özellikle geri göndermek için bir kesim mülteciler oraya götürülüyor. Orada zaman zaman yaşam koşullarının kötü olduğunu biliyoruz ve zaman zaman ihlallerin olduğunu da duyuyoruz. Ama orada mutlak bir izolasyon hali söz konusu. Yani ne içeriye avukatlar gidebiliyor, ne doğru düzgün görüştürülüyorlar. Özellikle şey de dayatılıyor mültecilere orada. Siz avukat çağırırsanız sizin için daha kötü olur. Mülteciler bütün sanayi sektörü açısından ucuz iş gücü. Bunu zaman zaman yetkililer de söylüyor ve özellikle informal yani kayıt dışı çalışmaların tamamında mülteciler ağır ihlale uğruyor. Çoğu zaman 5 ay çalışan bir mülteci 1 ay ücretini alabiliyor. Ve hiçbir mülteci bu süreçleri de takip edemiyor. Yani tartışamıyor, söyleyemiyor. Çünkü deport edileceği kaygısı var. Ben bütün yaşadıklarıma rağmen susuyor. En azından belki daha iyi bir ülkeye gidebilirim diye, daha insani koşullarda yaşayabilirim diye her şeyi sineye çekiyor. Şimdi öncelikle Birleşmiş Milletler'in belgesi var. İnsan hakları evrensel beyannamesi. İltica hakkı orada çok net olarak tanımlanmış. Birincisi bu bariyerlerin kurulması, yaşama hakkı ihlal edilen ya da özgürlüğü konusunda sorunu olan insanların iltica etmen hakkının engellenmesi bir kere bir ihlal. Onun çok ne söyleme gerekiyor ve şunu da bilmek gerekiyor. Özellikle sınır boylarındaki hendekler ve duvarların çok büyük bir bölümü Avrupa Birliği ülkelerinin bütçesinden karşılanıyor. Çünkü Türkiye artık Avrupa Birliği açısından bir mülteci deposu. Bakın Türkiye'nin Avrupa ile geri kabul anlaşması da var. Bu da bir ihlaldir. Sözleşmeyi, bak insan hakları evrensel beyannamesini ortaya koyanlar kendi beyannamelerini ihlal ediyorlar. Dolayısıyla süreçlerin tamamı insan hakları ihlali zaten. Elbette bir de şey sorunu var. Bu duvarlarda kışın geçen mültecilerin bir kısmı o hendeklere düşüyor, o sularda boğuluyor, donuyor. Bunun yanında toplumda mültecilere karşı gelişen bir hoşgörüsüzlük hali var. Aslında bu hoşgörüsüzlük halinin temelinde de Türkiye'de yürüyen siyaset var. Özellikle iktidar bloğu da, resmi muhalefet bloğu da CHP ve çevresi de, AKP ve çevresi de bir ciddi bir mülteci karşıtlığı yaratıyorlar toplumdan oy alabilmek için. Bu da topluma yansıyor ve toplumda mülteciye karşı bir öfke oluşuyor. Bu öfke de aslında ciddi ihlaller yaratıyor, hoşgörüsüzlükler, şiddet, emek sömürüsü getiriyor.